Evet selamlar. Ben Halion. Nasılsınız? Umarım her şey yolundadır. Valorant'a gelecek olan ve yama notları demin duyurulan büyük 1.11 güncellemesiyle birlikte yeni karakterimiz Skye nihayet oyuna geliyor. Bununla birlikte geçen güncellemede oyunumuza eklenen Icebox haritası dereceli harita havuzuna da ekleniyor. Aynı zamanda çok uzun zamandır beklenen silahı sol elde tutma ayarı da yine bu güncellemeyle birlikte oyuna geliyor. Tüm bunlarla birlikte Cypher karakteri zayıflatılırken Breach ve Killjoy karakterlerinde de yine büyük değişiklikler söz konusu. Güncellemeyle birlikte anlatılması gereken birçok şey var. Dilerseniz biz de bu detaylara geçelim ama ondan önce YouTube istatistiklerimize göre kanalımızın videolarını düzenli olarak takip etmesine rağmen hala abone olmayan kullanıcıların oranı %60'dan fazla. Dolayısıyla siz de Valorant'la ilgili her türlü haberden ve kaliteli içerikten herkesten önce haberdar olmak için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Öyleyse dilerseniz geçelim güncellememizin detaylarına. Evet, her şeyden önce şunu söylemekte fayda var. Bu güncellemenin de yama notları her zaman olduğu gibi güncelleme oyunumuza gelmeden bir gün önce yayınlandı. Dolayısıyla güncellememiz ben bu videoyu attıktan bir gün sonra oyuna gelecek, haberiniz olsun. Evet, bu güncellemenin bizlere getirdiği aslında en önemli yeniliklerden bir tanesi yeni ajanımız Skye'ın nihayetinde oyunumuza gelmesi oluyor. Skye'ın geleceği bundan haftalar önce sızdırılmış olsa bile heyecanını çok taze bir şekilde koruyordu. Skye yönlendirilebilir bir flash yeteneği, drone gibi kullanılan bir kurt yeteneği ve devasa bir alana atabildiği şifa yeteneğiyle oyunun birçok destek ve gözcü karakterinin bir karışımı diyebiliriz. Şimdiye dek yayınlanan bilgilerine bakarsak Skye oyuna geldiği andan itibaren bu aşırı güçlü ve karma yapısıyla birçok oyuncunun tadını kaçıracakmış gibi duruyor. Aynı zamanda güncelleme notlarında yazdığı kadarıyla Skye dereceli ajan havuzuna geldikten yalnızca 2 hafta sonrasından itibaren oyunun turnuvalarında da oynanabilir hale gelecek. Siz de Skye'dan beklentilerinizi veya eğer ki karakterle ilk maçınızı oynadıysanız görüşlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Evet, bu güncellemenin bize getirdiği bir diğer önemli yenilikse Icebox haritasının nihayetinde dereceli oyun modu havuzuna ekleniyor olması. Icebox bundan 2 hafta önce gelen 1.10 güncellemesiyle birlikte oyunun derecesiz harita havuzlarına test amacıyla eklenmişti. 2 haftadır derecesiz Spike Rush ve Ölüm Maçı gibi modlarda bu yeni haritayı test edecek fırsat bulmuştuk. Harita her ne kadar ilk birkaç gününde son derece bug'lı bir yapıda olsa da Riot Games geçtiğimiz 2 hafta içerisinde bu bug'ların üstesinden yüksek oranda gelmeyi başardı. Dolayısıyla bana sorarsanız harita şu anda dereceli havuzunda oynanabilir bir vaziyette diyebilirim. Aynı zamanda eğer ki derecesiz oyun modlarını pek oynamayan biriyseniz ve geçtiğimiz 2 haftada Icebox haritasını öğrenecek pek bir fırsat bulamadıysanız sakın ha üzülmeyin. Çünkü ilerleyen günlerde kanalımıza Icebox'ın detaylı oynanış rehberi videosunu yükleyeceğim. O videoyu izledikten sonra haritayı her açısından anlamış olacaksınız diye tahmin ediyorum. O videoyu da kaçırmamak için yine kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Evet, büyük 1.11 güncellemesiyle oyunumuza gelen bir diğer önemli değişiklik uzun zamandır beklenen silahı sol elde tutma oyun ayarı oluyor. Biliyorsunuz diğer birçok oyunun aksine Valorant'ta silahı sol el görüş açısında tutmamızın ayarı mevcut değildi. Bu yüzden de özellikle Counter-Strike'dan sol el görüş açısına alışmış olan oyuncular Riot Games'e her platformdan bu ayarı getirmeleri için ısrar ediyordu. Onlar da dayanamamış olsa gerek ki nihayetinde sol el görüş açısı ayarını oyunumuza getirdiler. Bundan sonra oyunu sağ veya sol el görüş açılarından hangisiyle oynamak istediğinizi oyun ayarlarından seçebileceksiniz, gözünüz aydın. Siz de oyunlarda silahı hangi elde tutmayı sevdiğinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın. Evet, dilerseniz geçelim 1.11 güncellemesiyle birlikte gelen karakter değişikliklerine. İlk karakter değişikliğimiz Breach'e geliyor. Bundan sonra Breach bir rakibini flaşıyla kör ettikten sonra rakibin tam olarak kör olduğu süre 1.75 değerinden 2 değerine yükseltildi. Yani kısacası bundan sonra Breach'in flaşından kör olma süresi nispeten daha yüksek diyebiliriz. Bu da gerçekten karakterin bir alana girerken takımına eskisinden çok daha fazla destek olabileceği anlamına geliyor aslında. Yama notlarında belirtildiği kadarıyla bu kör etme buff'ı oyunda flaş yeteneği olan diğer karakterlere de etki edecek. Evet, bu güncellemeyle gelen bir diğer ajan değişikliğimiz Cypher'a gelen zayıflatma oluyor. Bundan böyle Cypher öldükten sonra haritada atmış olduğu tuzaklar ve gizli kamera tamamen etkisiz hale geldiği gibi yerleri de açığa çıkarak kolaylıkla rakip oyuncular tarafından görülebilecek. Bu sayede rakip oyuncular daha önce bu tuzakları saptadığı yerlerden geçerken çok daha dikkatli davranabilecek. Bana kalırsa bu zayıflatma gayet yerinde olmuş. Evet, bu güncellemeyle birlikte oyuna gelen bir diğer ve aslında en önemli karakter değişikliği de Killjoy'a yapılan karakter değişikliği oluyor. Bundan sonra Killjoy'un alarm botu ve taret yetenekleri Killjoy onlardan 40 metre kadar uzaklaştıktan sonra etkisiz hale gelecek. Aslında bu değişiklik bile tek başına Killjoy'un bundan sonra Cypher'ın yanında pek de tercih edilmeyen bir karakter olmasına sebep olacak gibi duruyor. Örneğin ben Split haritasında Killjoy oynarken taretimi B bölgesine yerleştirip eğer ki karşı takım round'un erken safhasında B bölgesine hızlı bir oyun oynamazsa taretimin görüşüne güvenerek diğer bölgelere yardıma gitmeyi seven bir oyuncuydum. Fakat bundan sonra bunu yapmaya
çıkmaya çalışırsam ben diğer bölgelere yardıma gittiğimde taretim tamamen etkisiz kalacak ve rakip takım oyuncuları eskisinin aksine rahatlıkla B bölgesine girebilecek. Yani zayıflatmanın sadece bu maddesi bile Killjoy'un aslında çok önemli mekaniklerinden bir tanesini direkt olarak devre dışı bırakıyor. Killjoy'a gelen bir diğer değişiklik, taretini yerden aldıktan sonra tekrar kullanım süresinin 20 saniyeden 10 saniyeye düşürülmesi oluyor. Aynı zamanda alarm botunun rakip takım tarafından görülme menzili 9 metreden 7 metreye inerken alarm botunun da yerden alındıktan sonra tekrar kullanım süresi 20 saniyeden 7 saniyeye düşüyor. Tüm bunlarla birlikte sarmal bomba yeteneğinin rakipler tarafından görülebildiği menzil 5 metreden 3,5 metreye düşerken yeteneğin hasarı saniyede 40'tan 45'e çıkarılıyor. Aynı zamanda da artık bu sarmal bombalar çok daha hızlı hasar vuruyor. Yani kısacası alarm botu ve taret menzili zayıflatmasının ardından Killjoy'u hiç tercih edilmeyen bir karakter olmaktan kurtarmak için bir takım ufak güçlendirmeler de yapılıyor. Fakat ne yazık ki Killjoy'un bu saatten sonra eskisi kadar sık tercih edilen bir karakter olacağını zannetmiyorum. Şahsen benim favori gözcü karakterim tekrardan Cypher olacakmış gibi görünüyor. Peki oyuna gelen tüm bu köklü karakter yenilikleriyle ilgili sizin görüşünüz ne? Değerli görüşlerinizi yorumlar bölümünde paylaşmayı unutmayın. Bu güncellemeyle birlikte gelen bir diğer önemli değişiklik ekonomiyle alakalı. Bundan sonra Spike'ı kuramadan round'u kaybeden ama hayatta kalan saldırı oyuncuları ve bununla birlikte Spike'ın patlamasıyla round'u kaybeden ama hayatta kalan savunma oyuncuları bir sonraki turda 1900 kredi yerine 1000 kredi alacak. Yani aslında anlayacağınız, bundan sonra eğer ki round sonunda silahınızı korumaya karar verirseniz bu durum bir sonraki round'un başında kazanacağınız parayı olumsuz bir şekilde etkileyecek. Dolayısıyla round içerisinde silah korumak bundan sonra oyun tarafından cezalandırılıyor. Üstüne uzun uzun konuşmaya gerek yok. Bence gayet yerinde bir değişiklik olmuş. Tüm bunlarla birlikte belirtmek istediğim bir diğer yenilik, birçoğunuzun uzun zamandır oyuna geri gelmesini beklediğini bildiğim yağmacı skin paketinin de bu güncellemeyle birlikte oyundaki yerini tekrardan alacak olması. Bu güncellemeyle birlikte yağmacı skin paketi daha öncesinden farklı olarak yeni bir Guardian skiniyle de birlikte marketlerimizdeki yerini alacak. Her ne kadar yağmacı paketi benim pek favori skin paketim olmasa da birçoğunuzun bunu beklediğini bildiğim için oyuna geri geldiğine sevindim açıkçası. Evet, aslında 1.11 güncellemesinin başlıca yenilikleri bu şekildeydi. Kalan küçük yaşam kalitesi yenilikleri ve giderilen ufak tefek buglar olsa da bunlarla iyice videoyu uzatıp sizin de zamanınızı çalmak istemem. Öyleyse bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkürler. Bu arada içerisinde çok tatlı bir oyuncu topluluğu olan harika bir Discord sunucumuz var. Eğer kendi rütbe aralığınızda birlikte Valorant oynayacak arkadaşlar arıyorsanız veya Valorant'a gelecek yenilikleri ve sızıntıları tartışmak istiyorsanız Discord sunucumuz tam size göre. Dolayısıyla sizleri de oraya bekliyor olacağım. Haberiniz olsun. Öyleyse eğer ki video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve özellikle de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek dileğiyle kendinize çok iyi bakın. Bye bye.